Herkese hoş geldiniz. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. İstanbul Ataşehir Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapıyorum. Fen bilimleri öğretmeniyim. Adım Bengü gördüğünüz üzere. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Candan istersen sen de tanıttıktan sonra ben sunuma başlayayım. Herkes hoş geldi. Ben Candan Kafalı. Fen bilimleri öğretmeniyim. Çanakkale'de görev yapıyorum. Biz Candan'la beraber Avrupa Okul Ağı'nın hazırladığı bir projede çalıştık. Bu projeyi sanırım buraya katılanlar zaten biliyorlardır. Bilimde hayvan kullanımı ve 3R ilkesi. Bizim özel olarak çalıştığımız bilim okuryazarlığıydı ama biz size öncelikle biraz projeden bahsedeceğiz. Proje ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik. Hayvan deneylerinde 3R ilkesini hedef alıyor. O yüzden adı 3R. Bu 3R replacement, reduction ve refinement'ın baş harflerinden geliyor. Replacement, reduction ve refinement 3 tane hayvan deneylerinle ilgili ilke aslında. Türkçe'ye çevirecek olursak yerine koyma, azaltma ve iyileştirme anlamına geliyor. Bu konu üzerine odaklanarak 6 tane farklı öğrenme senaryosu geliştirildi. 3R farkındalığını ortaokul ve lise öğrencilerine kazandırmak, bilimde hayvan yerine kullanılabilecek alternatifleri ve günümüz teknolojilerinin bilimsel çalışmalarda hayvan yerine koyabilecekleri yeni gelişmeleri öğretmek ve bununla ilgili farkındalık kazandırmak amaçlandı. 6 tane ülkeden 12 tane pilot öğretmen bu 6 öğrenme senaryosunu geliştirdi. Candan'la ben de bu ülkelerden bizi Türkiye'yi temsil ettik. Bu öğrenme etkinlikleri aslında genel olarak bilimde etik kavramını tartışıyor ve bunun farkındalığını kazandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin laboratuvar hayvanlarının refahını nasıl geliştirdiğini, yüksek teknoloji ürünlerinin hayvan deneylerinin yerine nasıl geçebildiğini de öğretiyor. Bu kapsamın içinde kalarak hem bilimsel düşünme becerilerini geliştiriyor öğrenciler, hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Aslında hepinizin bildiğini düşünüyorum. Dün bu konuyla ilgili bir MOOC başladı zaten. Bu 6 öğrenme senaryosu da MOOC'un içinde yer alacak. Bu proje Avrupa Parlamentosu pilot projesi kapsamında Avrupa Komisyonu Joint Research Center tarafından fonlanan bir proje. Bu MOOC, ECORIS ve CIRCLE işbirliğinde Avrupa Okul Ağı tarafından hazırlanıyor. ECORIS ve CIRCLE'da hayvan deneyleri yerine kullanılabilecek alternatifler için çalışan Avrupa'daki merkezler. 3R nereden çıkmış, nasıl literatürde yerini almış ona bakacak olursak aslında Russell ve Birch 1959'da 3R'yi önermişler. Yani hayvan yerine demişler, yani öncelikle hayvanların refahını laboratuvarda iyileştirelim, gerekiyorsa sayılarını azaltalım, hatta mümkünse hayvan yerine başka yöntemler bulalım, bunları ortaya koyalım, hayvanı hiç kullanmayalım demişler. 1959'dan bu yana literatürde olan bir şey 3R ilkesi. Birçok bilim insanı da bunu kullanıyor. Avrupa Birliği'nin 2009'da kozmetik sektöründe hayvan deneylerini yasaklamasıyla aslında bu süreç başlıyor. Daha sonra da 2010'da resmen 3R ilkesini Avrupa Birliği yürürlüğe koyuyor. Biz de Türkiye olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 3R'yi yürürlüğe koyuyoruz. Üniversitelerimizdeki etik kurullar 3R ilkesine bağlı olarak hayvan deneylerine onay veriyorlar ya da vermiyorlar. Bizim yaptığımız projeye gelecek olursak genel anlamda 6 tane ülke ECORIS, CIRCLE ve Avrupa Okul Ağı işbirliğinde 3 tane hayvan deneylerini 3 tane kilit bölgeye ayırdık. Hayvan refahı, sürdürülebilir bilim ve eleştirel düşünme diye ve bunların bir de alt başlıklarını belirlendi. Hayvan refahı toplumda hayvanlar ve bilimde hayvanlar olmak üzere iki alt başlığa ayrıldı. Bir tanesini İspanya, bir tanesini Portekiz'deki öğretmenlerin desteğiyle Avrupa Okulu organize etti. Sürdürülebilir bir bilim kapsamında ise 3R ilkesine odaklanıldı.
aynı zamanda insan temelli bilim alt konu olarak belirlendi. Yine burada da İtalya ve Malta yer aldı. Eleştirel düşünme kısmında duygular ve gerçekler üzerine tartışma bir alt başlıkken bilim okuryazarı da başka bir alt başlıktı. Biz de Candan'la beraber bilim okuryazarlığı kısmında destek verdik. Genel olarak bu öğrenme senaryolarını size tanıtmak istiyorum. Birinci öğrenme senaryomuz, toplum hayvanları nasıl kullanıyor ya da nasıl kötüye kullanıyor üzerine bir tartışma ile başlıyor. Yiyecek ve giyecek üretimi, din ve kültürel gelenekler, eğlence, evcil hayvan terapisi ve buna benzer kullanımları ya da kötüye kullanımları konusunda çocuklar bilgi sahibi oluyorlar ve bu konuda kendi öğrenme becerilerini geliştiriyorlar. Tabii ki bu cümle bu öğrenme senaryosu için çok geniş, genel bir cümle. Altında yer alan bir sürü etkinlik var. İkinci alt başlığımıza gelecek olursak, canlı hayvanları bilimde kullanmak ya da kullanmamak. Bu kapsamda ise 3R ilkesini öğrenciler öğreniyorlar. Bilimsel araştırmalar için canlı hayvanları kullanmanın gerekliliği ya da gereksizliğine dair farkındalık artırıcı çalışmalar yapıyorlar ve bilimde kullanılan hali hazırda farklı metodolojilerle yani yöntemlerle karşılaşıyorlar. Üçüncü başlığımız sürdürülebilir bilim. 3R ilkesi. Bu aslında daha teorik olan bir konu diğerlerine göre. 3R'nin tanımlanması, deney laboratuvarlarında hayvanların kullanımı, Avrupa'nın nasıl bu mevzuatı geliştirdiği ve nasıl uyguladığı, hangi kurumların desteğiyle bunu yürüttüğüyle ilgili bir öğrenme senaryosu. Öğrenciler aynı zamanda bu öğrenme senaryosunun sonunda yerel bir uzmanla buluşuyorlar. Yani her ülkenin 3R ilkesini uygulayan bir bilim insanıyla buluşuyorlar, ya tanışıyorlar ya da sınıflarını online olarak davet edebiliyorlar. Dördüncü öğrenme senaryomuz insan temelli bilim. Burada insanların kendi kendine yapabilecekleriyle ilgili bir durum var. Araştırma yapmak, testleri yürütmek için, bilimsel çalışmaları yürütmek için alternatif seçeneklerin geliştirilememesinin testlerde hayvan kullanımını kaçınılmaz mı yapar ya da kaçınılmaz yapmaz mı gibi bir tartışma üzerinden bunu yürütüyorlar, bu öğrenme senaryosunu yürütüyorlar. Burada amaç yenilikçi yöntemleri, hayvan deneylerindeki yenilikçi yöntemlere ve bunların nasıl uygulandığını çocuklara göstermek. Beşinci konumuz eleştirel düşünme üzerine duygular gerçeklere karşı. Burada ise öğrenciler bilimde hayvan refahı hakkında eleştirel düşünmeye teşvik ediliyorlar. Bu eleştirel düşünme hayvan refahı üzerine bir tartışma ile başlatılıyor. Daha sonra tartışmanın hazırlanmasına ve düzenlenmesine rehberlik etmek için de bir açık web sitesi kullanılıyor. Bilim okuryazarlığında hayvan deneyleri, burada bizim Candan da üzerinde aslında durduğumuz konu. Burada öğrenciler öncelikle iyi bilim, kötü bilim mi birbirinden ayırt etmeyi öğreniyorlar. Ki günlük hayatta çok fazla karşılaşıp farkında olmadıkları bir durum genelde bizim ülkemiz için en azından. Sahte haberler ve sahte bilimi anlıyorlar, sözde bilimi anlıyorlar. Burada bunların arasındaki farkı ayırt ederken aynı zamanda bir araştırma yürütmeyi öğreniyorlar. Araştırma yürüttükleri zaman da kendi yaptıkları çalışmaları yine bu kapsamda değerlendiriyorlar. Yaptıkları araştırmalar ve konumuz tabii ki yine hayvan deneyleri üzerine, hayvan deneylerinde ortaya çıkan bilimsel sonuçlar üzerine, iyi bilim, kötü bilim tartışmaları ya da sahte bilim, sözde bilim tartışmaları üzerinden yürüyor. Biliyorsunuz bu konu işte yani öğrenme senaryolarının içinde olduğu MOOC, dün başladı. Toplam 4 modülden oluşuyor. Her bir modül bu konulara odaklanıyor. Toplamda 5,5 hafta sürecek. Buradan kayıt olabilirsiniz. Zaten sosyal medya araçlarıyla da çok paylaşıldı. MOOC'ta aslında hem öğrencilerin bu öğrenme senaryolarına odaklanmaları hem de aynı zamanda sistemle ilgili bir profil oluşturmaları bekleniyor. Hayvan deneylerinde çalışan uzmanlarla buluşmaları, gerçekten uygulamaları görme şansları oluyor. Tabii ki online olarak. Data toplamayı yani veri toplamayı, verileri yorumlamayı, verilerle ilgili grafik hazırlamayı, bunları sunmayı öğreniyorlar. Ve bir sınıf ortamında tartışma yürütmeyi, tartışmayı yönetmeyi,
eleştirel düşüncelerle buna katkıda bulunmayı hedefliyorlar. Şimdi Candan, bizim öğrencilerle yaptığımız, hem kendi okulumda hem benim kendi okulumda uyguladığım öğrenme senaryomuzdan size bahsedecek. Teşekkürler. Evet, bu bölümde ben de bizim okulda uyguladığımız senaryodan bahsedeceğim. Hayvan deneylerinde bilim okuryazarlığı. Öncelikle amaçlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu öğrenme senaryosunun amacı öğrencilerin iyi bilim ve kötü bilimin ne olduğunu, aralarındaki farkları ve iyi bilimin nasıl çalıştığını hayvan deneyleri konusuyla ilişkilendirerek anlamalarıdır. Öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini kullanarak hayvan deneyleri hakkında literatür taraması yapar ve araştırmalarını sınıfta arkadaşlarıyla tartışır. Ayrıca bilimsel deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili okulda bir anket hazırlarlar ve bunları okulda dağıtırlar, sonuçlarını analiz ederler ve tartışırlar. Böylece iyi bilimin nasıl çalışması gerektiğini de kavramış olurlar. Uygulama basamaklarına geçecek olursak, öncelikle iyi bilim ve kötü bilim konusu var. Bu öğrenme senaryosuna iyi bilim, kötü bilim, sözde bilim ve bunlar arasındaki farkları açıklayan bir sunum ile başlanır. Sahte haberler ve kötü bilim örneklerinden yararlanılır. Biz buna örnek olarak astroloji haberleri, işte aşı karşıtlığı, düz dünya haberleri, tıp tarihindeki kötü bilim vakaları gibi örnekler verdik. Ayrıca makaleler, infograflar ve videolardan yararlanılarak sahte haberlerin nasıl çalıştığını ve yayıldığını, sahte haberleri nasıl tespit edebileceğimizi, sahte haberlere karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizden bahsediyoruz. Ve ayrıca öğrencilerden hafta boyunca derse gelirken gazete, dergi ve internetten buldukları bilimsel haberleri getirmesini istiyoruz. Ve bu haberleri öğrenciler iyi bilim, kötü bilim mi yoksa sözde bilim mi gibi değerlendirerek sınıfta tartışıyorlar. Canda, biraz sesini yükseltmen gerekiyormuş galiba. Tamam. Mikrofonun sesini aç. Şu an iyi demişler. Tamam. İkinci bölüm literatür taraması ve grup çalışması. Burada hayvan deneyleriyle ilgili literatür taraması yapmaları için öğrenciler gruplara ayrılıyor. Dersin daha ilgi çekici olması için hayvan resimlerinin olduğu kartlar hazırlanır ve aynı resmi alan seçen öğrenciler aynı grupta bulunurlar. Ve her bir grup şu araştırma sorularına cevap arayacaktır. Bilim adamlarının bilimde hayvanlara ihtiyacı var mı? Hayvanlar laboratuvardaki deneylerden nasıl etkileniyor? Bilimdeki hayvan deneylerinin artıları ve eksileri nelerdir? Deneylerde hayvanlar yerine kullanılabilecek alternatifler neler olabilir? Hayvan deneylerinde etik nedir? Araştırmalarına başlamadan önce öğrencilerin nasıl literatür taraması yapacağıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Ve bunun için üniversitelerin web sitelerinde de bulunabilecek bazı örnek kılavuzlar öğrencilerle paylaşılır. Gruplar öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında, güvenilir sitelerden ve haber kaynaklardan araştırmalarını yaparlar ve her grup araştırmasını sınıfta sunar. Diğer gruplardan gelen soruları alır. Böylece sınıfta bir tartışma ortamı oluşturulur. Bir sonraki aşama bilimsel araştırma yürütme. Her grup 3R ilkesi ve hayvan deneyleriyle ilgili kendi okul ortamını kapsayacak bir araştırma sorusu belirler ve buna cevap bulabilmek için bir plan hazırlar. Uygun bir ölçme yöntemi olan çevrimiçi anket hazırlamak için öğretmen danışmanlığında iyi bir anketin nasıl hazırlanacağını öğrenirler. Burada öğrenciler SurveyMonkey ve Google Form aracılığıyla anket sorularını hazırlarlar. Bunu okul içinde dağıtırlar ve veri toplarlar. Burada öğrencilerin anket sorularını ve anketi kendileri hazırlamalarını teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı sorulardan bazıları şu şekilde.
İşte bilim insanlarının bilimsel çalışmalarda hayvanlara ihtiyacı var mıdır? Laboratuvardaki hayvan deneylerinin insanlık için iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Bengü Bilsem'de çalıştığı için daha farklı sorular hazırlayabildiler. Bilsem'de öğrenim gören fizik, kimya, biyoloji öğrencilerinin hayvan deneylerine karşı görüşü nasıldır? Evcil hayvan sahibi olmak hayvan deneylerine karşı görüşü nasıl etkilemektedir? Veya cinsiyet ve sınıf düzeyi hayvan deneylerine karşı bakış açısını nasıl etkiler gibi soru hazırlayabilirler anketlerinde. Bir sonraki aşama verileri analiz etme. Öğrenciler anketi çevrim içi uygularlar, verilerini toplarlar ve her bir soru için tablo ve grafik oluştururlar. Bunları yorumlarlar. Ayrıca anket sonuçlarını sınıf ortamında diğer arkadaşlarına sunarlar ve tartışırlar. Son olarak değerlendirme ve sonuç bölümü. Öğrenciler burada kendi çalışmalarını iyi bilime ve kötü bilime göre değerlendirirler. Öğrenciler kendilerine şu soruları sorarlar. Örneklem büyüklüğü yeterli mi? Yapılan anket okulumuzun 3R ilkesi ve hayvan deneyleriyle ilgili görüşlerini tam olarak yansıtıyor mu? Örneklemimizde daha fazla temsil edilen belirli bir cinsiyet ya da yaş grubu var mı? Ya da sorularımız yeterince tarafsız mı? Cevaplayanları yönlendirecek nitelikte mi? Gibi sorularla yaptığı çalışmalarını değerlendirirler. Sonuç olarak bu öğrenme senaryosu sonucunda iyi bilim ve kötü bilimin nasıl çalıştığını, bilimsel bir araştırmanın ve literatür taramasının nasıl yapılması gerektiğini, hayvan deneyleri ve 3R ilkesinin farkındalığını kazanırlar ve bunu eleştirel düşünme beceriyle birleştirerek deneyimlemiş olurlar. Öğrenme senaryomuz da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz sorularınızı alabiliriz varsa. Ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Biz Bengü'yle beraber İtalya'nın senaryosu olan 3RS'yi de uyguladık. Burada öğrencilerimizi Ankara Gazi Üniversitesi'nden Gonca Çakmak ile Çakmak. bir araya getirdik. Profesör Gonca Çakmak. Online olarak görüştürdük öğrencilerimizle sınıf ortamında ve öğrencilerimiz gerçekten çok mutlu ayrıldı. Böyle bir şey yapmak isterseniz iletişim bilgilerine Evet, ulaşabilirsiniz bize. Gonca Hoca 3R'yi uyguluyor kendisi. Bunun da çok önemini farkında olan üniversitesinde de bu konuyla ilgili ders açmayı planlayan bir bilim insanı. Öğrencilere kendi yaptığı yöntemleri, kendi uygulamalarını anlattı. Toksikoloji ana bilim dalında. Eğer yani ilgilendiğiniz bir durum olursa Gonca Çakmak direkt mail adresini bulabilirsiniz zannediyorum internet üzerinden. Yardımcı olmaya ve öğrencilere dokunmaya çok isteyen bir insan. Yaptığı çalışmaların böyle etkilerini görmek çok istiyor. İyi oldu candan paylaştığın.
MOOC'u açık bıraktım çünkü MOOC'a kayıt olursanız çok daha ayrıntılı bir şekilde derslerinizi bunu nasıl entegre edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Çünkü uzmanların da gerçekten çok büyük katkısı var. Bu işe direkt içinde olan insanlar. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer okulda bilim uygulamaları dersiniz varsa, bilim uygulamaları için çok güzel bir uygulama bu. Özellikle 7. sınıflarda bilimde etik kurallarla ilgili bir konu var. Ben orada uyguladım. O şekilde müfredata entegre etmeye çalıştım. Ve gayet de verimli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Özellikle hani araştırma yaparken çocukların anket hazırlayıp kendi anketlerini diğer öğrencilere uygulaması, veri toplaması onları heyecanlandırıyor. Çünkü kendi buldukları sorunlar ve çözümünü de kendileri arıyorlar okul içinde, etrafında ya da. Ve buldukları sonucunda böyle miymiş, şöyle miymiş, hocam bakın bu böyle düşünüyormuş işte evcil hayvan sahibi olmasına rağmen. Ya da böyle enteresan hani sonuçlar çıkınca da heyecanlanabiliyorlar. Gururla da sunuyorlar kendi yaptıkları çalışma olduğu için. Özellikle araştırma yürütme kısmı hani bir renk getiriyor. Böyle bir şeyi hani deneyimleştirebilirsiniz. Hani Google Form gibi formlarla çok da şey oluyor, pratik oluyor anketleri uygulamak ve sonuçlandırmak. MOOC'da grafik çizmeyle ilgili de zannediyorum bir şeyler olacak. Sanırım pek sizin sorunuz yok. Biz her şeyi cevaplamış gibiyiz. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Buyurun. Selim ben, merhaba. Merhaba. Öğrenciler veri analizi yaptı ama bizim Avrupa okul ağında tabii her ülkede gerçeklik nasıl çok bilmiyoruz. Öğrenmeye de çalışıyoruz. İstatistik şeyin parçası mı, müfredatın parçası mı yoksa yani bu yeni bir konu mu oldu öğrenciler için? Bizim en azından bilsem için konuşabilirim. Böyle bir müfredat parçamız yok istatistikle ilgili. Hani bilim okur yazarlığına ben bir şekilde entegre ettim ama bilim okur yazarlığı ile ilgili kazanımlarımız var. Ama istatistiksel olarak belirgin bir şey yok, kazanım yok. Candan var mı ortaokullarda var mı istatistikle ilgili? Şöyle direkt istatistik diye bir konu yok tabii ki de ama grafikleri hani birçok derste kullanıyoruz aslında. Grafik çizmek, grafik yorumlamak bu şekilde var. Bir de araştırma yapmak, bilimsel araştırma yapmak, verileri analiz etmek diye konular var aslında ama direkt istatistik olarak değil. Yani grafik çizmeyi biliyorlar aslında. Grafik yorumlamayı biliyor öğrencilerimiz. Güzel. O zaman bu gerçek hayattan güzel bir konu olmuştur diye umuyoruz tabii. Tabii diğer hocalarım da siz de söyleyebilirsiniz istatistik müfredatınızda var mı? Evet. Ya da bilim okuryazarlığı bu şekilde mi anlatılıyor? Lise öğretmenlerimiz varsa özellikle onlardan duymak isteriz onların nasıl uyguladığını. Veri analizi, veri yorumlama gibi. Bekir öğretmen bir şey yazıyor sanırım. Evet.
Teşekkürler Bekir Hocam. Nevzat Hocam, ben de ilginç olduğunu düşünüyorum ve öğrenciler de gerçekten bu şekilde karşıladılar bu konuyu. Yani beklediğimden çok daha fazla ilgi duydular. Ben açıkçası biraz sıkılabileceklerini düşünüyordum. Ama özellikle araştırma aşamasında öğrendikleri bilgiler onlara çok farklı geldi. Etik kısmı mesela bununla ilgili çok ilgilendiler. Gerçekten ilginç bir konu olduğunu da deneyimlemiş olduk biz de. Özellikle kötü bilimle ilgili çok fazla örnek var. Örneğin bu çocuklarla bunları tartıştık. Yani kötü bilim dediğimiz şey verilerin manipüle edilmesi, değiştirilmesi, yanlış yorumlanması, bunların hepsi kötü bilimin bir parçası olabiliyor. Aslında çocukların da her gün maruz kaldığı bir durum bu. Bunların analizini yapmak sınıfta çok enteresan oldu. Çünkü hali hazırda inandıkları ya da sorgulamadıkları konuları sorgulamaya başladılar. Hani bilime hani bilimsel kulağa bilimsel geliyor diye bunun doğru olduğunu ya da hayatımıza direkt entegre etmemiz gerekip gerekmediğini anlamış oldular. O anlamda da hani iyi bilim kötü bilim ayrımı yapmak çok güzeldi. Çünkü televizyonlarda aile içinde WhatsApp gruplarında çok fazla kötü bilim haberi yayılıyor, yaygınlaştırılıyor. Ve buradan çıkıp hayvan deneylerindeki uygulamaları konuşmak enteresandı. Çünkü hayvan deneylerinde de kötü bilim örnekleri olabiliyor. Ve hayvanların kullanılması her zaman insanlarda doğru orantılı bir ilişkiye yol açmayabiliyor. Bununla ilgili tartışmalar genelde yürüdü ilk başta çocukların araştırma yapısıya kadar. O anlamda güzeldi bunu tartışmak da. İşte aşı karşıtlığı, beslenmeyle ilgili çok fazla kötü bilim var örneğin. Astrolojik inançlar astronomiye bağlanıyor. Bununla ilgili çok fazla kötü bilim var yine maruz kaldıkları. Bilimsel bazı tıpla ilgili haberlerin pozitif kısımlarının yayınlanıp negatiflerin Aslında bu ders planını 6 saat olarak planlamıştık. Fakat bu tartışmalar o kadar uzun sürdü ki en az 8 ya da 10 saat sürdü diyebiliriz. Yani planımızı çok çok aştık aslında. çok uzun, evet Gerçekten bizim de. tartışması bol bir konu.
Biz mesela şöyle bir soru da vardı. Oraya yazmadım hani çok fazla soru var diye. Bir tane bir grubum örneği. Hayvan türlerinin farklı olmasının hayvan deneylerine bakış açısıyla ilgili bir şey araştırma sorusu öne sürdü. Mesela bana çok o enteresan gelmiş. Çünkü çocukların aldığı verilere göre farelerle deney yapılmasına insanlar çok fazla karşı değilken, örneğin köpeklerle ya da kedilerle yapılmasına daha fazla karşılar gibi. Bu da yakın sonuçlar çıkmıştı. Çocukların böyle enteresan soruları da vardı. O da güzeldi. Ders esnasında çıkıyorlar hem böyle interaktif bir şekilde kurumun içinde geziyorlar. Dışarıda velilerimiz var, onlara da soruyorlar. Aynı zamanda küçük öğrenci grupları, büyük öğrenci grupları, öğretmenlere de soruyorlar. Öğretmenlerden de veri topluyorlar. Onların verilerini değerlendirmek, tartışmak şeydi, çok renklilik kattı gerçekten sınıfa. Aynı zamanda ders planımızın teknoloji becerileriyle de çok ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çevrimiçi anket hazırlama, işte oradan grafikler oluşturma, hatta bunun bir üst düzeyi var. Planımızda belirtmiştik. TuaLab denilen bir program var. Oraya da sonuçları yükleyip oradan da veri analizi yapılabiliyor. Fakat bizim öğrencilerimiz için, yani ortaokul seviyesi için biraz üst düzey olduğunu düşündük. Ama lise öğretmenlerimiz varsa belki veri analizi için TuvaLab'ı da kullanabilirler. Ayrıca çevrimiçi anket hazırlamada öğrencilerin gerçekten çok istekli olduğunu gördüm ben. İlk defa kullandıkları bir araçtı çevrimiçi anket hazırlamak. Ve bunu çok zevkle, eğlenerek yaptılar. Bu da ders olan ilgiyi daha fazla artırdı diye düşünüyorum. Benim öğrenci grubumda aslında bu konuyla ilgili aşı karşıtlığından bahsediyorum. Bir sözde bilim şey inancı yoktu. Hani çocuklar genel olarak bunun farkındalardı aşı karşıtlığı meselesinin kötü bilim olduğunun farkındalardı. Biz herhangi bir hassasiyet yaşamadık. Bizde de aynı şekilde. Yani öğrencilerden aşı karşıtlığı olan ya da ailesinin bu şekilde düşündüğünü ifade eden olmadı.
Evet, yani aslında hayvan deneyleri bu anlamda güzel bir konuydu. Çünkü hayvan deneyleri konusunda çocukların kafası biraz karışıktı. Orada tartışmalar yürüdü. Astroloji ile ilgili yürüdü. Çünkü astrolojiye inanan ya da ailesi, annesi mesela ya da teyzesi bununla ilgili bir meslek edinmiş olanlar vardı. Yine bazı ilaçlarla ilgili, yani bazı tıp bilgileriyle ilgili çok popüler bazı profesörlerin televizyonlarda yaptığı tartışmalarla ilgili örnekler verdiğimizde, yine ailede o profesörlerin çok tutulduğunu ya da bunu her zaman doğruyu söyleyeceğine dair inanışlar vardı. Ama aşı karşıtlığı konusunda kimsenin itirazı olmadı, yani onu o konu üzerinde pek tartışmadık. Evet, yani çok fazla çocukların o yüzden hani eğlendikleri ya da sevdikleri şeye de balta vurmak istemedik ama evet, Aliye Erol hocamız. Ha, biz veriyoruz sanırım. Onayladım aslında. Ha, öyle mi? Ali hocam. Ali hocam, yukarıda sanırım sizin de bir hoparlör, mikrofon ikonu olması lazım yukarıda. Sanırım onu açmanız gerekiyor. Evet, ben de göremiyorum. Düştü herhalde. Ezel hocam var. Yani hayvan deneyleri konusundaki değişim mutlaka oldu. Yani bununla ilgili hani bir şey yapmadık biz ama test yapmadık ama çocukların genel olarak farkındalıkları çok arttı. Aslında bu konu üzerinde çok fazla daha önce düşünmemişlerdi. Biz derse ilk başlarken çocukların pek ilgi olduğu ya da dışarıdan bir şekilde uyarıcılara maruz kaldıkları bir konu değildi bu. Çocuklar hayvan deneyleri doğru mu yanlış mı, yapılmalı mı yapılmalı, bununla ilgili daha önce bir benim gruplarım için söyleyebilirim. Bir farkındalıkları yoktu. Kesinlikle bu konuda bir farkındalıkları oldu. Ve özellikle hayvanların
kullanılması, bununla ilgili sonuçlar, hayvanların kullanılması ile ilgili sonuçlar konusunda bilgi anlamında çok büyük bir şeyler kazandığını düşünüyorum çocukların. Ben özellikle alternatif yöntemler konusunda bu ders planından önce öğrencilerin hiçbir bilgi sahibi olmadığını gördüm. Yani hayvan deneylerine alternatif bir yöntem olabileceğini düşünmüyorlardı. Ama ders planından sonra ve Gonca Çakmak Hoca'yla da yaptıkları görüşme sonucunda alternatif yöntemlerin özellikle farkına varmış oldular. Eleştirel düşünme anlamında çocukların kesinlikle bu becerilerini geliştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü kaynak ararken de çok fazla doğru kaynak, güvenilir kaynakla ilgili ayırım yapmaları gereken durumla karşı karşıya kaldık. Hep bana danıştılar, birbirlerine ya da müdahale ettiler. Ne kadar güvenilir bu? Biliyor musun? Bence bu biraz şey duruyor. Çok güvenilir durmuyor. Kaynak belirtmemiş ya da bunu yazan kim? Belki sahte bir insan gibi. Böyle kendi aralarında tartışmaları oldu. O anlamda eleştirel düşünme anlamında becerilerini geliştirdiklerine inanıyorum. Çocukların araştırma yaparken Türkçe kaynak konusunda bazı sıkıntıları oldu. Güzel Türkçe kaynaklar var birkaç tane ama yani çok fazla yok. O yüzden uzun uzun literatür de tarayamadılar aslında. Biz İngilizceleri tercüme ederek yardımcı olduk bazı kaynaklarda. Birkaç tane de bazı geniş hazırlanmış vardı. Sınıf ortamında araştırma yaptıkları sırada İngilizce öğretmenimiz de ve ben de aynı anda sınıfta bulunduk biz de. İngilizce öğretmenimiz de bu konuda yardımcı oldu. Çünkü kaynakların birçoğu Bengü'nün de söylediği gibi İngilizceydi.
YouTube'da bu konuyla ilgili çok güzel videolar var. Aslında çoğunlukla İngilizce ama sadece görselleri bile etkili. TR, Animal Experiment gibi şeyler yazınca çıkıyor. Belki onlardan da yararlanabilirsiniz. Ne kadar İngilizce de olsa görseller iyi hazırlanmış. Sorunuz varsa lütfen çekinmeyin. Öğretmenlerimiz sizin için burada. Yani bizim için burada. İsterseniz chat'e de yazabilirsiniz ama el kaldırma, söz alma seçeneği var. Size mikrofon hakkı da çok kolay tanınır. Şey de olabilir. Kendi deneyiminizi bilim okur yazarlığı ile ilgili bir aktivite yaptıysanız dersinizde onu bizimle paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz Ezel Hocam. Teşekkürler. ECORIS Avrupa Birliği'ne bağlı alternatif yöntemleri deneyen bir kuruluş. Avrupa Birliği'nin TRIAR ilkesi amacıyla, TRIAR ilkesini uygulamaya koyma amacıyla kurulmuş. Gonca Hoca bahsetti, yine Ankara'daki hocamız. Bu aslında çok değerli çünkü alternatif yöntemleri bulan ve bunları deneyen bir kuruluş ve buradaki bilimsel veriler sayesinde de dünyanın her yerindeki bilim insanları bu konuyla ilgili alternatif yöntem varsa önce onu kullanıyorlar. Hayvan hem kullanmak ekonomik hem de ekonomik olmadığı için hem de aynı zamanda hayvanların refahı laboratuvar ortamında kısıtlı bir şekilde sağlanabileceği için çok değerli yaptıkları iş. Oradaki Circle'daki yine aynı şekilde hayvan alternatif yöntemler üzerine çalışan bir kuruluş. Buradaki uzmanlardan faydalanarak onların feedbackleri, geri dönüşleriyle hazırlandı öğrenme senaryoları. Sesim gelmedi mi? Sesini duyabiliyoruz. Çünkü. Dolayısıyla çok büyük bir emekle hazırlandı gerçekten. Uzmanların bundan önceki bütün şeyleri, eğitimleri ve tecrübeleri öğrenme senaryolarının içine yerleştirildi. MOOC o yüzden almanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Bizim çocukların bilgisayarları yeterli değildi. O yüzden sunum yaparken çok silik çıkmış ama infografik hazırlayarak yaptıkları araştırma sonuçlarını sundular. Çok da keyifli oldu. Böyle grafiksel çalışmalar yaptılar şunun gibi. Ya da güzel böyle görsel posterler hazırladılar. Bazılarını yükledim ama yine de çok da bir net anlaşılmıyor. Hem teknoloji hem de sanatsal çalışmalar kullanılabilir sunum yaparken. Bazı çocuklar özellikle anket mesela hazırlama kısmı da bence değerliydi. Çünkü çocuklar anket hazırlarken bazen kendi inançlarından ya da yönlendirmelerinden kurtulamıyorlardı. Önce anket nasıl hazırlanır, nasıl objektif olunur, nasıl yönlendirme yapmadan bir sorunun cevabı alınır. Bununla ilgili birkaç taktik öğrettik. Çocuklar ona göre sorularını hazırladılar. Bazen böyle yönlendirici olup kendi düşüncelerini de anket maddelerine yansıtabiliyorlardı. Bu anlamda da bir kazanımları oldu bence. Çünkü kendi inançlarının da farkına vardılar. Kendi ön yargılarının diyeyim ya da. Bazı çocuklar böyle yüzde hesaplamakta zorlandılar. Kesir kullandılar. Hem sayısal hem sözel ayrı ayrı döküm yaptılar çalışma sonuçlarıyla ilgili. O konuda özgür bıraktım. Yani sunum yapma konusunda onları biraz özgür bıraktım. Candan öğretmenim, Bengi öğretmenim, son bir soru yoksa eğer isterseniz siz sonuç olarak kapatabilirsiniz. Tamam. Ben teşekkür ediyorum herkese katılımlarınız için. Benim için gerçekten farklı bir aktivite oldu. Siz de biliyorsunuz yoğun bir müfredat işliyoruz okulda. Böyle hem eğlendikleri hem ilgi duydukları bir etkinlik yapmak hem benim için hem öğrencilerim için değişik bir deneyim oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de aynı şekilde bir hani bu kadar titiz ve bu kadar bilimsel bilimsel kaynaklara dayalı ders planı hazırlama deneyimim daha önce olmamıştı. Çok keyif aldım bu çalışmayı yaparken. Hem kendi gelişimim açısından hem çocuklara bunları aktarabilmek, onların gelişimini görme açısından ve aynı zamanda böyle yenilikçi bir konu. Çocukların gelecekte kariyer hayatlarını da belki etkileyecek bir konu. Özellikle mühendislik, matematik, bilim hepsi olabilir. Çocuklara da öyle söyledim konu olduğu için. Ekstra bir keyif aldım yenilikçi bir konu olduğu için. Umarım siz de keyif alırsınız. Bir yerlerde umarım karşılaşırız. Ben İstanbul'dayım. Teşekkürler katıldığınız için. Selim ve Eleni de bize Brüksel'den katılıyorlar. Onlara da çok teşekkürler, proje koordinatörlerimiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben Selin adına da çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten hem MOOC konusunda hem de bu sınıfta yürüttüğünüz çalışmalar konusunda heyecanlıyız. Umarım devamı da gelir. Bilmiyorum öğrenciler konuya ilgi gösterdi mi ya da bu konuda bir projelere devam edecekler mi bir şekilde ama umarım devamı da gelir. Çok sağ olun tekrar zaman ayırdığınız için de.